Efsun duyuyor musun beni? Efsun gel. Gel. Yavaş. Efsun. Emir. Efsun iyi misin? İyi misin? Korkuttun beni. Emir, senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle. Sırtım çıktı. Tamam, sakin ol. Hemen hastaneye gidiyoruz, bir film çektiriyoruz. Seni daha sonra ortopediste göstereyim. Hayır, sen tak burada şimdi. Olmaz. Hayır, sen tak burada. Efsun, hemen hastaneye gidiyoruz dedim. Ya gerek yok. Sen tak burada, daha önce de çıktı. Kımıldama, başka bir yerinde kırık olabilir. Ya kırığım mırığım yok, tak şunu sadece taktın kolum. Taktın ama omzuna. Ya bak, ya sen takarsın ya ben kendim şu ağaca vura vura takarım. Ne yapıyorsun? İnsan bir haber verir be. Başından beri takacaktım zaten ama susacağın anı bekledim. Ama nerede, susar mısın sen? Oturdu mu? İyi misin? Oturdu. Hadi. Gel hadi yavaşça. Yavaş. Saçların yaprak olmuş. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Ben temizlerim onu sonra. Ha, aynen. Sen şey yaparsın. Halledersin. İyi misin? Dönelim mi? İyiyim. Omzum da iyi. Yerinde. Yaşıyorum. Atlarla dönebiliriz. Ya sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Yılmaz mısın? Ne atı ya? Yürüyerek gidiyoruz. Atlara bağlıyorum. Sonra buradan alıyorlar. Duydun mu beni? İyi, hadi bakalım. Sen nereden biliyorsun ata binmeyi? Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Zamanla öğrenirsin. Nedense hiç ilgimi çekmedi. Ha bu arada, yarın öbür gün bana yine bir şey fırlatmaya kalkarsan bu omzu kimin taktığını unutma. Ay yok artık. Dakika bir hemen böbürlenmeye başladın. Bir anı yaşasaydık ya. Ne kadar erken, o kadar iyi. Ben atı bağlayayım. Tamam. Becerebilecek misin? Sen yokken ben at biniyordum. Hanım evladı. Ha, tamam, kesin öyledir. Aa, benimki daha kaçtı herhalde. Seninki senden kaçmıştır bence. Ya sen komik misin? Espri de yapıyorsun. Bu havuz senin mi? Ben de girebiliyor muyum? Havuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok. Tamamıyla bana ait. Doydun mu? Doydum. Vallahi ilaç gibi geldi. Evde giyecek namına hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler. Niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama. İştahın da açık maşallah. Sen yaparsın, ben de yerim. Olmaz mı? Oldu. Tamam, sağ ol. Ben hallederim. Sen bilirsin. Kendin yap işte bu iş. Ben niye uğraşıyorsam? Bugün hastanede karşılaştığımız kadın Ayşe Hanım. Hı. Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. Ne yapıyordun orada? Beni mi görmüş? Hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor. Ben 1000 yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo, sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezdin. Hmm. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaran var. Ver şunu bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden, tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam.
Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. Kapısından bile geçemezsin. Elimden geleni ardına koyma. İşte buna hiç şüphen olmasın. Evet. Pansum için sağ ol. Limonatanı da aldım. Afiyet olsun. Selam. Parlıyorsun. Teşekkür ederim. Hep şaşırtıyorsun beni. Partiye geleceğini hiç düşünmemiştim. İstanbul'da pek arkadaşım yok, biliyorsun. Komşuluk ilişkilerim de pek iyi değil. O yüzden bir geleyim, arkadaş edineyim dedim. Haksızlık ediyorsun ama. Bugün duyduğuma göre komşun sana özel pansuman yapmış. Evet, sağ olsun. Şu boynundaki izi de kapattık mı? Tamamdır. Yok yok, kapatmayalım. Yaralı dermatolog desinler. Kendi yaralarını saramayan dermatolog. Partide bir espri konusu olur belki. Çok ilginç bir kadınsın sen. Sen... Selam. Hoş geldin. Bekletmedim değil mi? Yok yok, çıkıyoruz zaten. Merhaba Yusuf. Merhaba Gülden. Burada olduğunu bilmiyordum. Emir'le birlikte gidelim dedik partiye. Sen buraya taşınmışsın, hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi çıkalım. Ay yok, ben sizin keyfinizi bölmeyeyim, siz gidin. Bölecek bir şey yok. Gülden yakındaydı, uğradı. Birlikte gideceğiz. Hadi. Tamam. Gidelim o zaman. Elimi tuttuğu zamanlar kalbim atıyor. Deli koyamam yerine kimseyi. Bir omuzki yaslarsın başını geri, o zor keser nefesini. Beni çok üzdü bugün o beni. Senelerce uğraşsa da dönüşü yok artık geri. Dedi artık sevmiyorum dedi. Doğruyu söylemese de ben de ayrı papatyanın yeri. Sadece baksa yetiyor. Hani rüyamda görürdüm seninle dans etmeyi? Belki de rüya görüyorsun şu an. Herkes bize bakıyor, farkında mısın? Herkes bu yemek büyüttüğünün ortakları kimmiş görsün. Bundan iyi fırsat mı var? Kesin bir şey karıştırıyorsun sen. Kafandan ne geçiyor? Sadece dans etmek istedim. Sadece dans. Sadece dans. Artık sevmiyorum
dedi. Doğruyu söylemese de ben de ayrı papatyanın yürüyüm. Dans için teşekkür ederim. Güzeldi, keyifliydi. Hı hı. Seninle dans etmeyin. Belki de rüya görüyorsun şu an. Öp beni. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım, ortağım. Memnun oldum. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Gördün mü Efsun? Dans. Dans edecektik. Nereye? Dans edecektik. Ayhan, yan ameliyathaneye git. Mete'nin hastasının adı Ayşe mi, öğren bana. Hemen hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.